Efendim iyi akşamlar, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok başladı. Bir Perşembe klasiğiyle karşınızdayız. 1,5 saat boyunca konuşacağımız çok şey var ve elbette Gazze'yi konuşacağız. 10.000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. 4.000'in üzerinde çocuk hayatını kaybetmiş durumda. Hepsini tüm detaylarıyla konuşacağız. Konuşulmayanların konuşulduğu programda bu hafta da çok kıymetli konuklarımız var. Namı diğer Ada abi, Kitapta Yazmaz YouTube kanalından bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ada abi. Hoş bulduk. Ercan Han Üşümez hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi bir de her hafta olduğu gibi bir sorumuz var. İsrail'in hava savunma sistemini soruyoruz. O çok meşhur olan ama Hamas'a karşı koyamayan o hava savunma sistemini soruyoruz. Hepiniz biliyorsunuzdur herhalde diyerek ne var ne yok Beyaz Instagram hesabını bakın burada görüyorsunuz KJ'de. Onu takip etmeniz önemli. Takip edip son fotoğrafın altına doğru cevabı gönderen 30 kişiye kitap hediye edeceğiz. Tuncer Gizem Avcısı, kendisini YouTube'dan da biliyorsunuz, İstila 2030 kitabını yazmış, bize de göndermiş. Abi benim için hediye eder misin dedi. Biz de 30 kişiye hediye edeceğiz İstila 2030 kitabını. Yılanoğulları Ademoğullarına karşı diye böyle enteresan bir kitap efendim. Hemen başlayalım arkadaşlar, bir numarayı versinler. Amerikalı emekli albay Douglas'ın açıklaması. Türk askeri mutlaka Gazze'de savaşacak. Erdoğan Orta Doğu'da İsrail'i yok etmek kapasitesine sahip olan tek kişi diyor. Hadi abi seninle başlayalım. Evet, 11 bin şehidimiz ve senin de söylediğin gibi binlerce gazimizin olduğu bir ortamda bu akşam İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişinin Erdoğan olduğu söylemi hakikatiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinden bu yana Filistinli olan keskin bağlarından kaynaklanan bir cümle ki bugün bir makale daha çıktı Wall Street'te ve bu makalede Hamas'ın elinde bulunan bütün esirlerin ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin devreye girmesiyle geri alınabileceği artık kaydedildi, beyan edildi. Bu tabi daha önceki programlarında anlattığımız gibi İzzettin Erkassam'ın, Hasam'ın kurucusu olarak, kurucu isim olarak geçmişten bugüne gelen Kuvayi Milliye'den başlayan o büyük bağlantının sebebi. Yani bugün Hamas'ın terör örgütü olduğunu beyan edenler herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında Osmanlı Devleti'nin son döneminde harekatı geçmiş Kuvayi Milliye'yi çoktan unutmuşlar görünüyor. Ve tam da bu aralıkta bu beyanatları sanki yeniden bir şeyleri karıştırma niyetiyle önümüze bir tezgahlanmış olarak ifade ediliyor. Garip bir söylenceydi çünkü dünyanın kabul ettiği bir şey var. O da Filistin'den ayrılmış olan, Filistin'i İngilizlere bırakmak zorunda kalan, bölgede savaşmış son ülke biziz. Yani. Garantörlük kelimesi de konuşulduğunda bugün kimi bölgelerde şey ifadesi var ya, efendim Türkiye'nin ne işi var İsrail'de, Araplara yardıma mı gideceğiz, bir de o mu eksikti diyenler var. Ama bu garantörlüğün de sanki Türkiye'nin bir talebiymiş, tek başına bir talebiymiş gibi anlayanlar var ama bilmedikleri bir başka şey, diplomaside bizim bölgede olma mecburiyetimiz var. Çünkü bizden önceki o toprağın sahibi biziz. Kudüs'te ağlama duvarının tapusu bizde. Yani Yahudilerin ağladıkları ve bize lanet ettikleri duvar bize ait. Tapuları bizde. Yani askeri olarak da siyasi olarak da eğer zaten Birleşmiş Milletler bir garantörlük açılımına gitmeye mecbur kalsa ki yol oraya doğru inşallah gidiyor gibi. O zaman zaten Türkiye'den başka kimsenin kapısını çalamazsınız. Yani bizim insanımızın anlaması gereken Orta Doğu'da ne işimiz var demek tuhaf ve komik bir kelime oluyor. Beyler 100 sene önce bu topraklar bizimdi. Hep beraber yaşadığımız bu coğrafyada Yahudilerin de en huzurlu olduğu çağlardı. En mutlu oldukları dönemdi. Şimdi dönüp bu zulmü işleyenler anlıyorlar ki İsrail'e karşı tek tehdit, en büyük tehdit Türkiye Cumhuriyeti ve İsrail karşısında şu anda milli bir mücadele veren Hamas'la en organik bağlara sahip, onları en iyi şekilde yönlendirebilecek olan ve en iyi şekilde de yetiştirebilecek olan, bunu da biliyorlar. Evet. Peki şimdi birazdan bu arada Ada abi yanında getirdi. Bir takım fotoğraflar göstereceğiz. Evet. Mescid-i Aksa'nın altını oyuyorlar mı sorusu çok sorulur ya. Evet. Onunla ilgili değil mi? Biraz İnşallah orayı onu göstereceğiz. Arkadaşlar hemen şimdi 8'i versinler. Ercan hocam onu göstereceğim. İsrail televizyonlarında bir afiş yayınlandı. Bu afişte bir sonraki depremi konuşacağız diyerek Türkiye tehdit edildi. İbranice yazılmış.
Türk bayrakları burada var ama biraz garip yapmışlar bayraklarımıza. İşte şurada yıkılan bir bina tasviri var. Burada alevler var. Ve işte burada insanları böyle bu şekilde resmetmişler. Ercan Hocam, bu tehdit mi? Tabii bu yayınlanınca bizim aklımıza şu geldi. 6 Şubat depremiyle ilgili harp iddialarının arkasında acaba İsrail olabilir mi diye. Ya da hani deprem olursa biz size yardım etmeyeceğiz. Ne haliniz varsa görün gibi bir şey mi? Şimdi tabii öncelikle şuradan bir başlayalım. Hocamız zaten çok güzel özetledi. Ama dünyada savaşmadan tek ülke sahibi olan İsrail'den konuşuyoruz. Biraz müziği kısar mısınız arkadaşlar? Yani savaşmadan ülke sahibi oldu adamlar. Ve burada aslında İbranice'yi iyi bilenler İbran harflerinin tılsımını da bilirler. Tılsım mı var bunda? Burada tılsım var. Çünkü İsrailiyat dediğimiz zaman aslında tamamen İbranice ile insanlar üzerine tılsımla çalışan ve tılsımı kullanan insanlar. Şimdi burada yazıların birçoğuna mana yüklenir. Buradan baktığınız zaman bir de okursunuz, tersten okuduğunuz zaman Tark da okursunuz. Yani aslında burada Türklere bir mesaj var, evet. Net. Ama bu bilinçlere yapılan bir mesaj. Yani bir korkutma. Senin dediğin gibi sevgili Türkiye. Aslında burada hani harp teknolojisi, harple işte doğuda yaptıkları onlar mı yaptı ya da biz mi gelmeyeceğiz işte deprem olursa kurtarmayacağızdan ziyade onlar da bu teknoloji varmış gibi bu algıyı yarataraktan bir korku salma. Ha, çünkü her bir şey, algı. Tabii evet. Ki, bir algı bu. Yani bunu okuyanlar şimdi bir anda bilinçlerde Allah rahmet eylesin birçok vatandaşımız şehit oldu, öldü. Ve bunun arkasından bu yarayı daha anca böyle kalplerimizde hala hissediyoruz. Hatay'ı, Şanlıurfa'yı buradan hepsine selam olsun. Yaraları anca sarıyoruz. Şimdi İsrail'in bu dergi kapağında gösterdiği şeyi de inanırsak hele hocamızın söylediği o olaydan sonra korkularını daha iyi anlarsınız. Evet. Ama bir tılsım. Bu ne demek o? Yani tılsım ne demek? Ne oluyor? Bakın İbranice'yi iyi bilenler. Bakın İbrani. İbran harfleri. Hepsi bir tılsım olarak kullanılır. Burada ne tılsımı var yani? Korku mu? Bakın bunu okuduğunuz zaman, bunu çok sık baktığınız zaman bilinçaltınız bundan etkilenir. Hiç okumayan, İbranice'yi bilmeyen insan dahi bu tılsımı alır. Tılsım dediğiniz şey gözle görülmesine gerek yok. Oraya bir mana yüklenmiştir. O manada bilinçaltının, pozitif bilim de bunu açıklar, alır ve o korkuyu salar. Ve İsrail'e bakarken Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden korktuğunu da bilenler bilir. Yani dik duruşumuzu, Türkiye Cumhuriyeti'nden korktuklarını bu şekilde dergi kapağını çıkararaktan altta da yazdıkları, üstte de yazdıkları hani her şeyde adamların mutlaka bir çopal oğlu var. Bugüne kadar şöyle düşün sevgili Türker. Allah aşkına kendi peygamberlerini, hatta Hazreti Süleyman'ı bile peygamberden saymıyorlar. Büyücü diyorlar. Hı hı. Büyücü kral. Tamam mı? Hazreti Musa, tılsımının olduğunu anlayalım diye söylüyorum. Hazreti Musa aleyhisselam ne yaptı? Bir tılsımı yok etti. Yani onların tılsımını kendi asasıyla yuttu, yok etti değil mi? Hazreti Musa aleyhisselam bunu yaptığı halde onlar hala tılsımla uğraşıyorlar. Yani sihirle uğraşıyorlar. Sihirle uğraşan bir ülkeden konuşuyoruz. Hmm. Adamların işi gücü tamamen dünya üzerine bu şekilde hem renklerle hem İbranice kelimelerle 7/24 ayarlanmış fabrika ayarları gibi mesaj veriyorlar. Okuyorlar, mesaj veriyorlar. Burada ayarlar. Çizimde de hani yıldızımız hilale yakın yapılmış yani alttaki çizgiye burası boş. Bir de konuyu sadece deprem olarak algılıyoruz ama Türkiye son 24 saat içerisinde 3 tane olay peş peşe gerçekleşti. Nedir onlar hocam? Bunlardan bir tanesi bu fotoğraf, ikincisi İran'ın Türk Büyükelçiliklerine yönelik bir söylem geliştirmesi ve ardından ana muhalefet partisinin sokak çağrısı. Ha, burada sokakta aslında toplanmış insanlar var. Ben bunu bir deprem olarak değil, İstiklal Caddesi olarak görüyorum açıkçası. Doğru, doğru. Yani bu şöyle ifade edeyim, İstiklal Caddesi'nde yapılacak olan bir yürüyüş, bir harekat, biraz sokağa inme tarzında bir şeyi de deprem olarak beyan etmek zor bir şey değil. Evet. O da bu ülkede bir deprem meydana getirir mi söyleminin altında kalır. Hmm. Ama o İbranice harflerin etkisi altında da o korkuyu bize pompalamanın bir başka veçiyle
bunun bir yönelimi söz konusu olabilir. Çünkü bu depremde milyonlar, yüz binlerce insan bu şekilde hareket etmez. Hatta bir takım oradaki insanların ağzında maskeler var. Evet evet, yani aslında doğru. Çok doğru bu bir yere yürüyüş, temas ettin hocam. Bu bir İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş şeklinde yakmışlar. Çizilmiş, yakmışlar. Dün akşam da ne hikmetse ana muhalefet partisinin yeni lideri insanları sokağa davet etti. Ve aynı saatlerde de İran ne hikmetse Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, büyükelçiliklerine karşı bir söylem geliştirdi. Onu verseniz o fotoğrafı İran'ın. Biliyorsunuz bir önceki programda söylemiştik. En büyük istekleri Türkiye ile İran arasında bir çatışma olmadıkça. Şunu yakın görün. Evet. Türkiye ile İran arasında bir çatışma olmadıkça demiştik. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden çıkamaz. Çünkü Amerika'nın şu anda Orta Doğu'da savaşacak hiçbir hamle edebilecek harekat düzeyi yok. İki, İsrail'in kuvveti ciddi anlamda sıkıntıda ve bu sıkıntılar altında bugün diyorlar ki İran'daki bir grup Perslerin devletinin anlayışı altında ezilenler ve onun sözcüleri Türkiye diyorlar şu anda İsrail'e yoğun bir şekilde petrol desteği sunuyor. Böyle bir şeyin olmadığı apaçık aşikarken altta da biliyorsunuz bakın seferatların, seferatül Türkiye'ye hangi sefirliklerin adreslerini veriyor tek tek. Lütfen bir an önce şurada gördüğünüz 3 seferata gidin, büyükelçiliğe gidin ve önünde Türkiye'nin önünde yürüyüş yapın, gösteri yapın diyorlar. Niyetler daha önce ifade ettiğimiz gibi bir Türkiye-İran çatışmasının bölgede provokasyonu. Onu verseniz arkadaşlar. Ben, şimdi hemen ben ekletiyorum hocam. Ben bugün bir şey hocam. Ekleyeceğim. Tabii ekliyorum hocam. Şimdi hocamızın dediğine hani ekleyeceğim destek olaraktan. Şimdi İsrail'in işine gelir Türkiye ile Azerbaycan'ı İran'ın üzerine salmak. Bakın bölgede olan daha Rusya-Ukrayna olayını unuttuk. Bir Rusya-Ukrayna oyunu vardı sonuçta. Yunanistan'daki Amerikan askerlerinin yığılmasını, Akdeniz'e konuşlanmalarını, büyük İsrail devletinin hayalinin içerisinde eğer İran'ı bu yönde yönetirlerse İsrail'in en büyük arzusu Azerbaycan'la Türkiye'nin bir şekilde İran'a girmesi. Evet. Yani bu tamamen bunu gösteriyor. Tamam bir evet. Oyunun içerisindeyiz. Onu verelim. Az önce o yani o posteri depreme yoranlar için şöyle bir gelişme oldu bu hafta arasında. Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü. Birazdan onu gösteririz. 10 numara arkadaşlar. Kuzey ışıklarından sonra Marmara Denizi'nde 4.2, Antalya'da 4.5, Hatay'da 4.8 büyüklüğünde depremler oldu. 2 gün içinde oldu bu depremler. Tabii şimdi İsrail'in o afişiyle bunları birleştirenler var. Abi, var mıdır yok mudur? Bu bir soru işareti. Endonezya'da çok kısa önce de büyük bir deprem oldu. Deprem oldu evet. Aynı. Peki şimdi ona 15'i verelim arkadaşlar. Haftanın olayı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikan meslektaşıyla görüşmesi. Şimdi bu görüşme öncesinde önce hatta şeyle başlayalım. Apron'la başlayalım arkadaşlar. O kaç numaraydı? 12. Amerikan Dışişleri Bakanı Apron'da. Karanlıkta hani bu normalde Apron'da burada ışıklar yakılır bir aydınlık olur bu karşılamada. Burada vali yardımcısı karşılıyor. Apron karanlık. Yani Blinken'e bir cevap veriliyor. Evet. Sonra hemen devam edelim. Hakan Fidan'la o meşhur tokalaşması. Daha sonra tabii Hande Fırat'tan da şunu öğrendik. Blinken Dışişleri Bakanlığı'na geldiğinde araçtan inmiyor. Telefonla konuşuyor. Hakan Fidan da o sırada Sayın Bakan aşağıda. Bunu görünce o da yukarı çıkıyor. Verin haydi arkadaşlar 15'i. Evet, işte bu karşılaşma. Blinken sarılmak için, yani şöyle kafa tokuşturmak için yaklaşıyor. Sayın Bakan böyle bir manevrayla geri çekiliyor, sadece tokalaşıyor. Bu da daha sonrası gerginliği yüzünden belli oluyor Blinken'in. Ama şu kare çok konuşuldu, gerginlik, Ercan Hocam. Gerginlikten ziyade ezilmişliğin verdiği bir şey. Burada şunu anlamak lazım. Amerika-Türkiye ilişkileri, İngiltere ilişkileri, ve Amerika'nın bu kadar çaba sarf ediyor görünüşü. Evet. Aslında burada tamamen bir de İngiltere'den bir bakalım. City of London'a giderim. City of London'da aslında kuruluş olaraktan neyin olduğunu bilirsek İsrail'in arkasında kimin olduğunu anlarız. Amerikalıların aslında en büyük amacının burada bir an önce her şey bitsin. Biz burada olacağımız yerde, hani yeni dünya düzeninde olacağımız yerde olalım. Onların en büyük hedefi Türkiye değil, Amerikalılar. Çin. Bu kadar basit. Bakın Çin. Onlar Çin'e girmek istiyorlar, tamam mı? Şimdi City of London'da bitti. Yani bütün kapasitesini doldurdu bu çağda.
Şimdi onu diriltmeye çalışıyorlar. Peki Ada abi, bu tokalaşma, Sayın Bakan'ın verdiği mesaj. Bir de şey vardı arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Hilal ve Yıldız'ın içinde Mescid-i Aksa var. Onu da verin. Sayın Bakan'la Sayın Blinken'in görüştüğü yer. Ve o sırada, o gün Sayın Cumhurbaşkanı da Ayder Yaylası'na gitti. Orada da bir mesaj var. Heh, bu fotoğraf. Bakın Blinken'in şunu yakın görebilirsek arkadaşlar. Hemen yanına konulmuş. Yani daha önce de Sayın Bakanlığın, yani Bakan'ın bilinçli olarak Türkiye'nin verdiği bir mesaj. İşte burada büyütülmüşü var. Hiç böyle bir şey de görmemiştim. Çok güzelmiş. Hilal Bey Yıldız'ın ortasında Mescid-i Aksa. Misak-ı milliğimizin dahiliyesinde olduğunun göstergesidir. Daha önce çok söyledik. Devletimizin hakikatiyle bildiği, milletimizin de gönlünden çıkarmadığı o Kudüs'le beraber bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları hala çizilmiş değildir. Bu bize zorla kabul ettirilmiş, bizim de bir süreliğine kabul ettiğimiz sınırlardır. Yıldız ve Hilal'in içerisinde bulunan Kudüs'te bir gün bu sınırları geri dönüş ve bu birliğin yeniden simgesidir. Ve Blinken aslında havalimanında kendisine verilmiş olan diplomatik dersin karşılığını elinde telefon konuşarak vermek istiyor. He. Daha önceden de hatırlarsanız bize Amerika'dan getirilmiş bir ekonomi bakanı vardı. O da Sayın Bülent Ecevit'i bekletmişti. Evet. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Telefonla bekleterek bir cevap vermek istiyor Sayın Bakan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bekletirim sizi ha diye bir söylencesi var. Karşısında ise Cumhurbaşkanı'nın baba ocağında olduğu ve Sayın Bakan'ın dönüp gittiği bir şey var. Ve bu Türkçesi şudur diplomaside. Beyefendiler, masaya koyduğumuz şu üç madde var. Kabul ettiniz etmediniz. Bize bunlardan birini silmek üzere ya da dördüncüsünü yazmak üzere gelmeyin. Gelirseniz bunun karşılığını sadece İsrail'de değil, Irak'ta da alırsınız, Suriye'de de alırsınız, İran'da da alırsınız. Ve bölge coğrafyasında bizim Mısır ve Libya ile yürütmüş olduğumuz operasyonlar karşısında da alırsınız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada verdiği cevabın sonrasında Biden'ın yaptığı ilk açıklama şu oldu, dikkatinize çektiyse eğer: Gazze'de gerçekleştirilen, insanlara karşı gerçekleştirilen vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini ilk defa altını çizerek beyan etti. Ve programa girmeden 2-3 saat önce de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sözcünün açıklamasıyla şu anda günde 4 saatlik insani yardım için bir imkan oluşturmak istiyorlar. Bize yeter mi? Haşa, bundan bahsetmiyoruz. Ama bir hakikat var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koymuş olduğu görüntü, söylem ve arka planda yürüttüğü büyük diplomasiyle beraber askeri alanda da yapabileceklerinin hissetmiş olmaları. Çünkü kim ne derse desin, bugün Hamas hiç kimsenin yapamadığını, elinde tank savar yokken, elinde uçak savar yokken, tank yokken, uçak yokken, İHA SİHA yok iken şu anda resmi olarak 166 tane tankı patlattı. Aynen öyle. Bu adamlar, anlıyoruz ki onların iddiasıyla sadece İran'da yetiştirilmediler. Çünkü İran bağlantısı yok, bu bir yalandı. Bu işin arka kökeni ve diplerinde Türkiye'nin uzun yıllardan vermiş olduğu Orta Doğu mücadelesi var. O mücadelenin bir cevabı. Ayder'de olması Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hani park bahçe geziyorum. Bu diplomaside bir başka maddeyi... Çok ince bir hayal. Çok başka bir maddeyi kabul etmiyorum demek bu. Ha. Ben parkta oturuyorum. Siz işinize bakın. Dertte olan, streste olan sizsiniz. Çünkü onu sahneye de beyan etti ya Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün Batı'nın sana borcu var, benim sana borcum yok. Şu siyah sancağı da verseniz de tam yeri geldi aslında. Türk devleti çok mesajlar veriyor üst üste. Yani hani bir değil, iki değil, yani bayağı mesaj veriyoruz. Siyah sancak sadece bir çağrı değil ama. Öyle mi? Sadece bir çağrı değil. Ne demek? Siyah sancak resmi olarak savaştayız demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o resmi beyanatıdır. Anayasada resmi yazmaz. Olarak savaştayız demek. Savaşta olduğumuz anda siyahtır. Her şey siyahtır. Burada Ercan Hocam mesela kılıç kınından da çıkmış. Amin. Artık o saatten sonrası o. Komuta kademesinde eldivenler de elden çıkmış. Eyvallah. Savaştayız. Şöyle, insanlar savaşı şu anda başka algılıyor ama hocamızın da söylediği gibi zaten savaştayız. Bu bir. İkincisi de Türkler Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruyacaklar mı? Zaten koruyan biziz. Biz zaten oradayız. Hani bunun aksini iddia edecek olan, hani kafasında mutlaka eksiklik vardır derim. Hani biz oraya gireceğiz mi, koruyacağız mı? Zaten oradayız. Oradaki Ay ve
Yıldız'ın yani Hilal'in içerisinde Mescid-i Aksa korunmuş vaziyette. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti baştan beri zaten Mescid-i Aksa'yı koruyan ve siyah bayrakla zaten savaşın, bu benim öngörümdür. Hocam yanlış anlamayın. Bu 3. Dünya Savaşı, öngörüm olarak söylüyorum, bir Pasifik Savaşı'na dönüşecek. Ve Türkiye'yi en başta sokmak istiyor bazı devletler. Hani biraz ortalığı karıştırmak istiyor. Ama Türkiye'nin duruşu şu anda inanılmaz. Türkiye de durmuyor. Türkiye aslında o kadar yoğun bir çaba sarf ediyor ki, evet, hocamızın dediği gibi. Bu yeni bir şey değil. Uzun zamandır, yani öngörü dediğimiz zaman feraset sahibi olan kişi bundan 10 yıl öncesinde 2023'te bunların oluşacağını zaten biliyordu. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olaraktan 10 yıl önce bir kain olmaya gerek yok. Evrenin anayasası akıl ve matematik. Aklı ve matematiği olan kişi 2023'te bunların olacağını zaten biliyordu. Hmm. Yani bu kısımda... Barış Manço'nun 2023 şarkıları, hep onlar çok konuşulur. Çok. Ona birazdan girelim bence Barış Manço'ya. Eyvallah. Arkadaşlar o videoyu tekrar versenize Siyah Sancak. Diğer bayraklara dikkat etmedim ben ama. Siyah Sancak biliyorsunuz ta İslam coğrafyasında var olan, Peygamber Efendimiz zamanından beri kullanılmış olan siyah sancak, savaş sancağıdır. Hatta Topkapı Sarayı'nda bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hatta biliyorsunuz son dönemde Topkapı Sarayı'nda bütün yeniden derlenip toplanması var ki Hazreti Ali Efendimiz'in o sarığı yeniden çıkartıldı. Diğer bayraklar ne acaba? O herhalde. Diğer eski Türk bayraklarımız var. Bayrakları. Türk devletleriyle ilgili olan bayraklarımız var. Ve bir savaş beyanatı var. Açık bir beyanattır bu. Ve bunu Batı dünyası çok iyi tanır bu sancağı. Çok. 17'yi verseniz arkadaşlar. Ama ekranlarını yeni açanlar varsa, bize yeni katılanlar varsa, Tuncay Gizem Avcısı'nın son kitabı İstila 2030'dan 30 kişiye hediye ediyoruz. Çok basit bir sorumuz var. İsrail'in hava savunma sisteminin adı nedir? Ne var ne yok beyaz hesabını takip edin. Son fotoğrafın altına doğru cevabı yazan 30 kişiye bu çok ilginç roman İstila 2030 gidecek. Bob plakasıyla Blinken'in geldiği belirtiliyor. Hakikat tutturamadıkları projenin tekrardan bir beyanatını çizme gayreti. Büyük Orta Doğu projesi. Yani bu tesadüf olabilir mi? Böyle şeylerde tesadüfe yer var mıdır bilmiyorum. Bob. Şimdi Bob projesi şu anda ellerinde patladı. Çünkü Çin'in, Rusya'nın ve Türkiye'nin almış olduğu tedbirler çerçevesinde Türkiye'nin kendi iş dinamiklerinde temizlenme süreciyle beraber Bob projesi çöplüğe gitti. Çünkü bizim hep söylediğimiz bir şey var. Amerika'nın, hocamızın da ifade ettiği üzere bu bölgedeki en büyük problemli ülkesi Çin'dir. Ve Birinci Dünya Harbi öncesinde Çin'de gerçekleştirilen olayları da unutmamak gerekir. O taraf değil konumuz ama bugün şunu çok iyi biliyoruz ki Orta Doğu'da bir yenileşme ve sınır değişimleri olacak, bu kaçınılmaz. Hmm. Ve bu sınırları bu sefer Büyük Orta Doğu projesinde çizilmiş sınırlarla olamayacağı da anlaşıldı. Amerika yeni sınırları kendi istekleri doğrultusunda çizme niyetinde. Şurada duralım bir dakika. Bu 719'un da, plakadaki 719'un da Charles Martel, İslam düşmanlarının sembolü haline gelen Haçlı komutanın ölüm tarihi 719'muş. Bunun da bu 719'un olduğu iddia ediliyor. Vallahi eğer öyle gerçekten 719'u öyle seçtilerse bu da Bob'un öldüğünün kanıtı olur. Hah, tam oldu evet hocam, evet. Tam oldu. Evet. Bu da Bob'un ölümünün Bob'un kanıtı ölümünü olur. Bob'un ölümünü aslında. Çünkü Charles Martel de en başarısız papalardan biriydi. Ölüm tarihini yazmışlar. Bob bitti demektir. Bu hoşumuza gider. Bu söylemi kabul ettilerse. Evet. Ercan hocam, şimdi, ya böyle sembolizmayı şöyle, neden kullanırlar? Şimdi ama sembol dediğiniz zaman, yani bu yeni değil, çok uzun tarih zamandan boyunca, beri tarih boyunca kullanılmış bir şeydir. Sadece şunu bilmek lazım. Rusya Çin'le bir olmak istiyor. Yakın tarihin arkadaşlar. Bugüne kadar hiç Rusya ile Amerikan savaşı duydunuz mu? Duymadınız. Ama Amerika'nın bu kadar çırpınmasının nedeni astroloji. Yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin o verdiği veriler şunu gösteriyor ki 2024 Haziran ayı, hani bunlar bizim hesaplamalarımız, bizim fikirlerimiz, bizim çözdüğümüz şeyler, yoksa mutlak kaderi konuştuğumuz bir durum değil bu Türker. Hı hı. Ama burada Bob projesi, Büyük Orta Doğu projesi dediğiniz zaman Amerika'nın son çırpınışlarını burada bu resimde görebiliyoruz. Şimdi ben burada numerolojiye girdiğim zaman ben başka şeyler çıkarırım. Yani burada ben hesaplayıp da geldim burada. He. 7 artı 1 9 17, 1 artı 7 8, işte Davut Yıldızı. Efendime söyleyeyim, işte burada 16 artı 1'i elde ettim buradaki rakamlardan çıkarıp, Barış Manço'nun da
tişörtün üzerinde 16, elinde de kağıdın üzerinde artı bir resmi var sosyal medyada. Ne demek o 16? Yani bakın işte 16 devlet ama yeni dünya düzeni. Yani burada işaret ettiği şeyin içerisinde 719 aynı zamanda Mitras'tır. Yani güneşle bağlantılıdır. Güneş de şudur. Hani City of London dedim ya, o güneşi batmayan imparatorluk diye geçer. Şimdi güneşi batmayan imparatorluğun güneşi battı. Şimdi burada Orta Doğu projesinde, Büyük Orta Doğu projesinin bütün finansörlüğünü işte City of London yapıyordu. Yani bütün halt oradan çıkıyordu ve City of London da şey değil, Amerika demek değil. Ha, bu arada şunu da söyleyelim ya, Amerika'nın içerisinde Yahudilik ya da Masonluk, bunları bir kavram olarak ayırmak lazım. Yani Masonluk demek Yahudilik demek değil. Bunlar başka kavramlar. Ama burada Büyük Orta Doğu projesi artık açılımını bizim bilinçlerimize yıllardır Orta Doğu'da bir proje yapılıyor, Orta Doğu'da bir proje yapılıyor, işte Türkiye'de buna dahil ediliyor vesaire şeyler. Ama bu Amerika'nın 2024 Haziran'ında Çin zaten Amerika'daki en büyük hedefi Amerika'yı bir defa ekonomik olarak bitirmek. Bunu da zaten hocam yanılıyor muyum? Şu anda büyük bir oranda başardılar zaten. Evet. Ve Amerikan ekonomisi çok iyi değil. Bizim öngörülerimiz de Amerika'nın eyaletlerinin 2024'te yavaş yavaş karışacağı. Bunlar karışmadan elbette Amerika'nın en büyük Orta Doğu'nun abisi diye gördüğü, hani onlar öyle tabir ederler, Türkiye'ye yanaşmak isteyecektir. Türkiye'ye gelmek için Dışişleri Bakanı tabii ki gelmek isteyecektir ama bunlara şimdi hocamızın çok güzel bir şey vardı. 719 işte Charles Martel'ın ölümü diye orada Bob 719. Öldü. O zaman Bob verin öldü. Verin arkadaşlar Barış Manço. Ölmüştür. O 16 artı 1'i bulmuşlar senin söylediğin de hocam. Evet. Hazırsa tamam gelecek şimdi. Ha şu. Evet bu. Şu 16 aynen artı. Öyle. Şimdi oradaki plakadaki bütün Barış rakamları. Barış Manço çok fazla anlam yüklenmiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Bakın burada zaten şunu var. Kişi kendini bilmez. Yani kişi gelip de bir şeyleri söylüyorsa evrende sır olan şey yoktur. İnsanın kendisi sırdır. Ama burada Barış Manço'dan konuşacaksak 16 artı 1 çok fazla anlam yüklenmiyor mu? Barış Manço kendisini bilmiyor ki bunları bu zamanda sadece müzik demek. Bakın Vav ve Elif'in işaretidir. Yani bugün sol anahtarına baktığınız zaman içinde Vav ve Elif gizlidir. Yani bu mananın derinliğine girdiğimiz zaman biz Barış Manço da aslında akıl ve matematiğini çok iyi kullanmıştır. Çünkü müzik aynı zamanda matematik gerekir. Evrenin sırrını da, Türkiye'nin sırrını da kendisi Karamanoğullarından. Şimdi soy olaraktan Karamanoğullarından. Ama burada hesapladığımız bir parçaya geleceğiz ilerleyen saatlerde. O parçada bizim çözdüğümüz bazı şeyler var. O zaman Barış Manço kahin miydi, evliya mıydı, veli miydi, kendisini bilir miydi, bilmez miydi? Yoksa sadece aklını kullanan, yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya ben düşünesinizi size akıl verdim. Aklını kullanan bir kişiydi ama 16.1'de benim plakadan en sonda bulduğum, hesapladığım yerde ben de bu sonucu çıkardım. İlginç. Peki 39'u verin arkadaşlar. Mescid-i Aksa'daki fotoğraflar evet. Gelecek. Bu fotoğraflar size ait evet, hocam. Birleşmiş Milletler'le beraber yapılmış olan çalışmaya aittir. Ha bu istersen orada kısaca ifade edeyim ben. Şunu alabilirsin. Mescid-i Aksa'nın üzerinde altında çok bir hızlı gidiyor bunlar gittik. Biraz yavaş. Bir gelelim geriye. Durdura durdura yapalım. Bir geriye gelelim. Bir geriye daha gelelim. Şurada bir daha. Tane daha ağlama duvarı görselimiz yani Mescid-i var. Mescid-i Aksa'nın altına uyuyorlar mı? Ha. Şimdi bizim meselemiz şu, çok özetle anlatayım. Çünkü Birleşmiş Milletler'e yapılmış olan başvurular neticesinde Mescid-i Aksa'nın altındaki kaza olaylarının Mescid-i Aksa'yı yıkmak için yapıldığı tezi Türkiye Cumhuriyeti tarafından beyan edilince buradan giden heyetle beraber burada bir çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde bu gördüğünüz fotoğraflamaların ve içerideki bütün çalışmalar bitirildi. Kısaca anlayabileceğimiz şekilde şöyle söyleyeyim. Şu anda Mescid-i Aksa'nın önünde görmüş olduğunuz bu ağlama duvarı Herod döneminde buradan aşağıya kadar var olan Hazreti Süleyman'ın yaptığı dünyadaki en küçük ibadethanenin yan duvarı. Hmm. Bizim için önemi Miraç'ta Hazreti Peygamber'in Burak atını bağlamış olduğu duvardır. He. Şimdi bunun çok ön tarafında olan, bunun aslında ön tarafında olan tapınağın devamını aramaları gerekirken buradan içeriye doğru hareket ediyorlar ve işin en önemli tarafı şu. 15. yüzyıla kadar Yahudilikte ne ağlama duvarı diye bir kavram var ne de ağlama duvarında ağlamak diye bir kavram var. Nasıl buna, çıkıyor? Bu tamamen Siyonizmle beraber geliyor.
100 yıl önce Siyonist bir anlayış gelene kadar bu yavaş yavaş getiriliyor ve hatta tarih boyunca hem Emevilerin hem Memlüklülerin hem de Osmanlı'nın tam da 20. yüzyılda yapmış olduğu çalışmalarla bu duvarın altında yaşayan bir mahalle var. Mahalleli zarar görmesin diye bu yapılıyor ve burası Efkaf-ı İslamiye, yani İslam'ın, Türklerin şu anda vakfiyesi. Dolayısıyla buranın bütün elinde tutmuş olduğu belgelerle anlıyoruz ki burası bir vakıf kültüründe hala İsrail Devleti'ne ait değil. Dolayısıyla garip olan şu, şu anda bu ağlama duvarına olmayan bir ibadeti gerçekleştirmek üzere giden Siyonist Yahudiler ve onlara uyan diğer Yahudiler, bizim onlara sağlamış olduğumuz sağlığın altında, bizim onlara yaptığımız imaratın altında dua ederek bize lanet okuyorlar. Of. Devam edelim. Devam edelim bakalım bir sonraki. Ve onun geldiği, bakın burası Memlüklülerin yapmış olduğu bu mahalleye giriş koridorları iken, şu köprünün üzerinde büyük bir yıkım gerçekleştirip Osmanlı ve evvelinden kalan bütün evveliyatı yıkarak buradan Mescid-i Aksa'nın altına doğru var olan eski tünellerin de tamamını, çünkü Hazreti Ömer Efendimiz döneminde de burada tüneller var. Hazreti Ömer yollarından kalan Ömer yolları diye geçer. Bu tünellerin içinden geçip bizi önce dediler ki ahit sandığını arıyorlar. Tapınak şövalyeleri mi acaba arıyor bu dediler. Bu meselesi. Olay ahit sandığı falan değil. Olayın sonundaki fotoğraf bize her şeyi anlatıyor. Nedir? Çünkü bakın devam edin. Bir sonraki gelsin. Şu anda gelen fotoğrafta göreceğiniz isim Mescid-i Aksa'nın bütün restorasyon tabiri altında yıkımından sorumlu olan adam bu. Bu adamın arkasında duran tablo bu. Ne var bu tablo? Tablonun da büyütülmüşü bu. İki tane savaş uçağı, İsrail savaş uçağı Mescid-i Kudüs'ün üzerinden geçiyor. Şimdi onu gösterseniz arkadaşlar şurayı yakından görün. Şimdi soruyorum size, bu adam kutsal emanetini arıyorsa, bu adam tabutu arıyorsa, sekineyi arıyorsa, ahit sandığını biraz arıyorsa... Biraz adı abi bir adım geri yakın kamera görsün şöyle orayı. Şöyle alalım. Ahit sandığını arıyorsanız bu fotoğrafın arkanızda ne işi var? Bu şu demek. İslam'ın kalbini bombalayacağım. Eğer altından oyamazsam tepesinden bombalayacağım. Yani düşünün siz Topkapı Sarayı'ndan içeri girmişsiniz. Arkanızda bir tane böyle bir fotoğraf var. Orada kalmış olan yabancı devletlere ait bir şeye hakaret etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu adamların derdi burada ahit sandığı falan değil. Değil. Bu adamların bir tane derdi var. Ahit sandığının burada olmadığını bilmeyen de kalmadı. Ahit sandığı bulunacağı çağında bu olmadığını bilmeyen yok. Yani bunu tarih bilmeyen böyle söyler. Bu adam burayı yıkma peşinde. Bu adamın derdi buraya yeniden İsrailiyat unsuruyla olmayan bir tapınağı bu arada. Çünkü en büyük yapılmış tapınak burada değil, İstanbul'da. Yani Hazreti Süleyman bir tane tapınak yapmadı dünyada. Diğeri ne hocam? Teolojide, Ayasofya'da yaptığı var. Avrupa'da yaptığı var. Anadolu'da yaptığı var. Mezopotamya coğrafyasında yaptığı var. Yani mescit yapıyor Hazreti Süleyman. İslam mabedini yapıyor. Tapınak tapınak diye de milleti korkuttular. Bunlar tapınak değil kardeşim, bunlar mescit. Çünkü Hazreti Süleyman İslam peygamberi. Burada yapmış olduğum mescit de Kudüs'ün tarih boyunca Hazreti Adem'in yaratılışından bugüne gelen özelliği. Mekke, Medine, Kudüs. Üç tane kutsal toprak var zaten dünyada. Dolayısıyla bu adamın aradığı yer bu değil. Ki bir tane radar görüntüsü var. Konuyu net bir şekilde anlatıyor. Peki, bize. Sonraki mi? Görelim. Büyük ihtimalle bir sonraki aşamadır bizim için. Ama çok ilginç bir fotoğrafmış o yani. Evet, bakın bu yapılmış olan büyük girişimlerle beraber Arapların kapattığı duvar. Bu duvar Mescid-i Aksa'nın altına giden değil, Mescid-i Aksa'nın etrafından dönen tünellerin giriş kapısı. İsrailiyat unsuru burada kazı çalışmaları yaparken millet buraya girmediği için devam ettiğini zannediyor. Türkiye Cumhuriyeti bunları da engellemeye yönelik bütün harekatı 10 yıldan beri verdiği mücadeleyle zaman zaman durdurmayı başardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıkları her zaman reklam ve afiş olacak diye bir manaya gelmiyor. Hakikat bu duvar örüldü ve İsrail'in bu altta yaptığı çalışmalar önemli olan da engellendi. Bir sonraki dönemde bundan önce yapılmış olan süreci bakın devam ettirin. Devam etsin bakalım. Mescid-i Aksa'nın radar çok görüntüsü var. Çok önemli görüntüler efendim bunlar yani. Bunlar tünel. Hah, radar görüntüsü bize her şeyi anlatıyor. Bakın bu mimari alanda yapılan bütün çalışmalarda elde edilen radar görüntüsüdür. Şu gördüğünüz beyaz yer Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü Sahra Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü Sahra bölümünün altının oyulduğunun resmi belgesi bu.
Bu rapor Birleşmiş Milletler'e sunuluyor. Bildiğiniz oyulmuş yani. Oyuldu. Dert şu, biz burayı yıkacağız. Dert bunun altında bir şey aramak değil. Çocuklara bile göstermiştik ya bu. Bir video. İlkokul çocuklarına, evet. İsrail'de öğretiyorlar. Mescid-i Aksa'yı yıkacağız diyorlar. Yerine Süleyman Tapınağı'nı yapacağız. Tek bir şey, Süleyman Tapınağı yapılan bütün arkeolojik çalışmalarda, İtalyanlar orada, Fransızlar orada, Türkler orada ve herkesin kastettiği şey bunun yaklaşık 400 metre solunda Hazreti Süleyman Tapınağı'nın bütün kalıntıları. Burayla da alakası yok. Bunun 400 metre solunda. Dolayısıyla sen buraya oyuyorsan kardeşim, bir tane sebebi var. Müslümanlar için kıymetli olan bu alanı topyekun çökertmek. Of. Başka bir derdi yok. Dolayısıyla bu savaş Gazze'lilerle, Filistinlilerle, Yahudiler arasındaki bir savaş değil. Bu savaş İslam ile Yahudiler arasındaki bir savaş. Of. Ercan Hocam yani ben hocamıza şunu eklemek istiyorum. Yıkma, fotoğraflar değişebilir. Yıkma işlemi aslında biraz da tarihe bakmak lazım. Ki hocamız tamamen şu anda bütün tespitleriyle doğru söyledi. Evet, bu sol tarafı. Aynen öyle. Bu da onların yaptığı. Geri gelin bakayım. Geri gelin arkadaşlar. Bu kalıntılar her şeyi anlatıyor. Bu kalıntılar, özür dilerim sözünüzü kestim. Estağfurullah. Bakın ağlama duvarı burada. Görüyor musunuz? Şu anki ağlama, evet, duvarı bu. Bu adamların iddiasıyla bile Kubbetü Sahra sağ tarafta 400 metre solunda kalıyor. Senin orada ne işin var? Artı yapılan bütün çalışmalarda burası burada değil. Burada ve buradan aşağı doğru gidiyor. Ki bir sonraki fotoğrafta o var. Ne, gelin bir sonrakine. Roma dönemine ait olan bütün çalışmalarında yapılmış arkeolojik kazılar burada. İsrail bunları da yıktı. Yani sevgili Avrupalılar, bu adamlar öyle vahşi ki eğer siz Roma kalıntılarıyla alakalı çalışacaksanız, sadece Müslüman değil bu adamların derdi. Bu adamların tek derdi var, kendileri. Aynen. Roma'ya ait kalıntıları da alt üst ettiler, paramparça ettiler. Yani vahşetleri her alanda geçerli. Bu adam İslam'ı yok etmek için tarihte Roma'dan kalmış, ondan kalmış filana bakmıyor. Bu adamın tek derdi var. İslam biterse rahat edeceğim. Çünkü tasma takamadığım tek din İslam. Budizme taktım, Şintoizme taktım, Hristiyanlara da taktım, Evangelist dedim. Abi bir tek bu tasma Müslümanların boğazından geçmiyor. Ercan Hocam. Şey yok. Ya aslında hocamızın dediği Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yeni bir şey değil. Evet. Ama biraz da tarihe baktığımız zaman. Bu arada şunu söyleyeceğim. Birazdan ikinize de ahit sandığını soracağım. İzleyiciler onu çok merak ediyor. Eyvallah. Nerede diye soracağım. Şimdi cevaplamayın ama. Buyur hocam. Ben gelirken evde bıraktım. Keşke etseydim. Buyurun hocam. Şimdi tabii bu yıkma işlemi tarihte bir baktığımız zaman onların Tevrat'ı 1 milyon kusur ayetten oluşuyor. Evet, evet. Yani uslanmayan bir kısımdan bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ne demiş? Her milletin bir karakteri vardır. Şimdi bir milletten bahsedelim ki karakter olsun. Şimdi burada Hazreti Musa'yı iyi tanımak lazım ki İsrail'i de tanıyalım. O yüzden bu Mescid-i Aksa'yı yıkmalarını ben şaşırmıyorum veya bu isteklerini. Çünkü tarihte Babil Kralı gelip onları oradan kovduğu zaman bugünkü İran olduğu yere sürdü ve arkasından da Mescid-i Aksa'yı yıktı. Onların kehanetlerinde var bu. Ya özür dileyerek sormak lazım. Arkadaş, bir millet bir başka milleti neden sürgün eder? Basit sorudur bu ya. Eğer siz yaşadığınız toprakta rahat durmuyorsanız sürekli problem çıkarıyoruz. Yani sürekli bir sürüldüğü anlatan bir millet bize Allah için bir kere de niye sürüldüklerini anlatsınlar. İşte Ercan Hocam, neden kehanetlere bu kadar uyuyorlar? Bakın, onlar uydurma kehanetleri var. Çünkü onların devlet kuramayacakları Allah tarafından lanetlendikleri net. Tamam mı? O yüzden kendi içlerinde bile ihtilafa düşmüşler. Şimdi böyle bir durumda Hazreti Musa'yı düşünsenize. Hazreti Musa Kızıldeniz'i yarıyor, karşıya geçiriyor. Onlara ikram veriyor. O mucizeye şahit oluyorlar. Onlar diyorlar ki biz sarımsak yemek istiyoruz. Yani azgınlıkları hep vardı. Hazreti Davut Aleyhisselam zamanına gidin. Hazreti Davut Aleyhisselam bir devlet kuruyor. Devlet kurduğu halde eşitlik getiriyor devlete. Onlar diyor ki biz ayrıcalık isteriz. Yani tarihte baktığınız zaman yeni bir şey değil İsrail'in yaptığı bu. İkinci yıkımda onların kehanetlerinde Roma geliyor. Roma da orayı yıkıyor. Şimdi onları Roma'yı yıktı. Hani Roma'nın yapılarını da yıktılar diyorsunuz ya. Evet. Roma orayı da yıkıyor. Ama onların kehanetlerinde diyor ki eğer üçüncü defa Mescid-i Aksa yıkılırsa işte o zaman devleti kurma. Yani Allah onu istiyor.
Tanrı onu istiyor, Yahova onu istiyor. Yani onların o inancında tabii, o büyük Siyonist anlayışın getirmiş olduğu bir gerçek. Çünkü aynen öyle. O Siyonizme göre daha sonra göstereceğimiz videolarda anlayacağız evet, onu. Birazdan. O bu Siyonistlere göre bu Yahudine bu Netanyahu kafir. Netanyahu dinden çoktan çıktı. Yahudilikten de çıktı. Reklama gideceğiz ama ahit sandığı meselesini hem Adı abiden hem Ercan hocadan almak istiyorum. Çok merak ettim şimdi. Burada madem ahit sandığı burada değilse nerede olabilir? Ve neden bu kadar çok fenomen haline gelmiş? Bunu konuşalım. Reklamlardan sonra konuşacağız ama basit bir sorumuz var. İsrail'in hava savunma sisteminin adı nedir? Hani şu Hamas'ı durduramayan, inşallah durduramaz dediğimiz o hava savunma sisteminin adı nedir? Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edin. Son fotoğrafın altına doğru cevap gönderen bu gece tam 30 kişiye göndereceğiz. Yani bu 30'dan da artık herhalde size gelir diye düşünüyorum. İstila 2030'u göndereceğiz. Reklamlar kısa, sonra buradayız. Efendim ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Adı abi ve Ercan Han Üşümez hocalar bizlerle birlikte. Ahit sandığında kaldık. Birazdan tabii göstereceğimiz çok önemli görüntüler var. Bir haham David Weiss değil mi? Yanlış söylemiyorum ismini. Kitapta yazmaz YouTube kanalında konuştu. Onu göreceğiz. Yani orada Siyonizmle Yahudilerin bakış açısındaki farkı. Ahit sandığı fotoğrafı istiyorum arkadaşlar. Merak ediyoruz şimdi hepimiz. Ha bu arada soruyu hatırlatalım. İsrail'in hava savunma sisteminin adı nedir? 30 kişiye kitap gönderiyoruz. İstila 2030'u gönderiyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına doğru cevabı yazanlara. Şimdi Google'da arattığınızda klasik ahit sandığı fotoğrafı budur. Evet. Bu mudur bilmiyorum tabii ki ama... İsrail sanatçısının çizimiydi bu. Öyle mi? Evet, evet. Ha, şimdi soru cevabını buldu arkadaşlar. Kimle başlayalım? Buyurun. Hocamıza başlayalım. Tamam, Ada Hoca'yla başlıyoruz. Ahit sandığı nerededir hocam? Hakikat Vakfı Mehdiye olarak geçer hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla Mehdi aleyhisselam tarafından çıkarılacağı, Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselamın beyanatıyla netleşmiş olan ve ulema-i İslamiye tarafından onaylanmış, cumhur ittifak ettiği bir konu üzerinde ahit sandığının birinin çıkarabilme ihtimali yok. Böyle bir durum, eğer birisi diyorsa ki şu adam çıkaracak, bu çıkaracak, buradan getirecek, buraya koyacak diyorsa, ha şunu diyebilir, ben hadisleri inkar ediyorum diyorsa sıkıntı yok. Kendi bileceği iştir. Ama ahit sandığı, Kur'an-ı Azimüşşan'da beyanat üzere Hazreti Adem'den ta Peygamber aleyhissalatü vesselama kadar ve Hazreti Ali'nin vefatıyla beraber onun sandukası olmakla beraber netleşmiş, kesinleşmiş bir İslam tarihi var ortada. Bu tarihin üzerine tabiri caizse İsrail'in medyatik unsurları dünyada bunu konuştura konuştura biraz önce işlediğimiz Mescid-i Aksa'nın altında ahit sandığını arıyorlar diyerek aslında bir yandan da şunu yapmaya çalıştılar. Bu gizemli yolculuğun içerisinde bu kazıyı tabiri caizse bir takım çevrelerin de onaylamasını beklediler. Aa ne güzel ya şu ahit sandığını bir çıkarın bakalım ne çıkacak içinden dediler. Nihayet ne İsrail bunu bulabileceğini biliyor. Bulabileceğine dair bir inancı var ama Siyonist bir inancın bir kırılımı bu. Hatta Siyonizmin kendi alt dallarından bir dalın özellikle ilgilendiği bir konu. Ve ezoterik bakış açısıyla ahit sandığı üzerinden elde edilmek isteyen bazı çıkarımlar olabilir. Ama İslam inancının kendisi ahit sandığını bulabilecek şahsın Mehdi Aleyhisselam olduğunu netleşmiş hadislerle beraber. O yüzden ahit sandığı şuradadır demek dahi mümkün değil. Çünkü sual şudur bakın. Siyah develer beyaz develer meselesinde anlaşıldığı üzere ahit sandığı diyelim ki bugün Bayrampaşa'da olsun. Örnek yani şurada olsun, Ayasofya'da olsun, Kudüs'ün altında olsun. Ya bunu Allah Azze ve Celle bu zata atfettiyse senin onu bulma imkanın yok. Diyelim ki nasip oldu bulmaya yaklaştın. Bunun yerini değiştirebilecek olan bir kudret var. Dolayısıyla bu kudretin kendisi bizim ona ulaşmamıza engel. Kaldı ki bulan şahsın ne işine yarayacak? Çünkü bununla yapılacak bir vazife var. Vazife vazifenin sahibine ittifa eder. Dolayısıyla ahit sandığını bulduğunda adam içinden çıkacaklarla o adamın yapabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu emanetleri taşıyan bu ahit sandığı zaten Hazreti Havva anamız yeryüzüne gönderilirken bu ahit sandığıyla bu sandukayla beraber gelmiş. Tarihsel süreçte devam etmiş. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine de konmuş. En son İslam tarihinden bilinen
Hazreti Ali Efendimiz'in sandukası olmuş ve gitmiş. Çünkü bildiğiniz üzere... Hazreti Ali Efendimiz'e kadar gelmiş. Gelmiş. Sandık. Hazreti Ali Efendimiz'in de biliyorsunuz şu anda nerede meftun olduğu net değil. Ekseriyet Necef bölgesinde olduğuna inanıyor. İran'da bir takım unsurlar burada yatıyor diyorlar. Ama biz Hazreti Ali Efendimiz'in de şu anda şurada yatıyor diye net bir kayda sahip değiliz. Dolayısıyla bu unsurlar biraz daha bizden sonraki döneme ilişkin bir ibare olduğu için... Bu dönemde bulunamayacak diyorsunuz. Bu dönemde diyorsunuz. Mehdi Aleyhisselam'a ait bir şey. Yani hadisler böyle söylüyor. Allah Resulü böyle söylüyor. Ercan Hocam? Şimdi tabii hocamızın da söylediklerini yine katılaraktan farklı bir bakış açısından bakalım. Uygur Türklerine gidelim. Uygurca da yani Bra Türkçe olaraktan geçer. Karakun'dan bahsederler. Karakun gizli güneş demek. Karakol ismi mesela bize Türkçe'de oradan gelmiştir. Koruyucu el demek. Karakun. Beni alın arkadaşlar. Gizli güneş ve karakol isimleri. Şimdi sizin dediğiniz gibi hani yer değiştirebilen bir kudrete bizim zaten insanoğlu olaraktan akıl erdirmemiz biraz zor. Evet, herkes ahit sandığının peşinde. Ahit sandığı ne zaman çıkacak? Ahit sandığı kimin elinde? Bulundu mu? Tarsus kasasında bulundu mu? Hiçbir şey bulunmadı. Bulunan şey aslında tamamen bir eşikten geçmek üzereyiz. Eşik de Bra Türkçe'den gelir. Bakın eşik. Eşiğin Bra Türkçe'de yani Çinlilerden önce hem insan vücudu hem de dünyanın elektromanyetik sistemini çözmüş bir ulemalardan, ilim sahibi olan insanlardan bahsediyorum. Şimdi burada eşik dediğimiz zaman elektromanyetik alan demek. Elektromanyetik alan hani kapı eşiğinde konuşmak iyi değildir deriz. Burada bazı hikayelerin içerisinde bazı böyle konuştuğumuz zaman Tapduk Emre ile Yunus Emre'nin birbirine kavuşması, proton ve nötronun kavuşması gibi orada hemdem olurlar. Aşıkla maşuk gibi olurlar. Eşikten geçer çünkü Yunus Emre Hazretleri. Şimdi ahit sandığında da derler ki aynı hocamızın dediği gibi o Allah'ın kudretinin olduğu ve sadece bir peygamberle değil, görevli olanların elinde olup sırlanan bir şeyi bir sandıkmış gibi gösterilip sandığı çıkarıp da açtığınız zaman neyin çıkacağını bilmediğiniz, kullanma kılavuzunun olmadığı yerde Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelenmiş olaraktan geldiğinde biz belki sandık olarak beklediğimiz şey onun belki bir kelamı olacaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sekine diye geçiyor. Sekine yani. Diye geçiyor, aynen öyle. Tabut kelimesini yani söyleyenler İsrailliler. Dokunum mesela dokunulamıyor galiba değil mi? Öyle ya da bu efsaneler var. Bu sadece efsane. Bir söylence, dokunulamaz kaydı şu. Hazreti Musa Efendimiz de bu emanetleri Allah-u Zülcelal'den aldığı vahye eklediği zaman Yahudilerden isyankarların buna yaklaşmasına izin verilmiyor. Çünkü Yahudi elinde tuttuğu her şeyi değiştiren adam. Yani bugün dahi hep söylediğimiz bir şey var ya, bugün bir kohen gelse ben Yahudilerin cumartesi şabatını değiştirdim, pazara aldım dese kimse laf edemez. Kendi aynen. Şeriatinin bugün güncelleme hakkını bir aile soyuna vermiş olan tek dinden bahsediyoruz. Muharref bir dinden. Dolayısıyla bu söylencelerin ekseriyeti, elimizdeki kaydiyeti, ekseriyetiyle bu çizim bir İsrailli çizimci evet, tarafından beğendi. Burada hocam bir şey ekleyeceğim. O eşik dedi mi elektromanyetik alan demek. Hani benim gidip bizzat yerinde incelediğim bazı şeyler var. Burada eşik elektromanyetik alan ama derler ki gittiğimiz yerlerde en iyi bilgiyi yerel halktan da alırsınız, toplarsınız. Hani illa her şey kitaptan okumak aminle. O kısımda %100 hakiki bilgi anlamına gelmiyor. O bölgede dededen gelen bilgiler var. Biz onların peşindeyiz. Biz onları alır gideriz. O eşik elektromanyetik ve hikayenin içerisinde şu geçer. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle bu ahit sandığı bir kapı inşa edilir. Derler ki o kapının ardına koyuldu. Bu kapının ardında her kim o kapıyı açarsa başka bir aleme çıkacak. Başka bir yere çıkacak. Ve o hikayenin, efsanenin içerisinde bu oraya sırlanıyor. Ve tarihte birçok medeniyet, Mısırlılar da dahil bu ahit sandığını almak için savaşaraktan saldırılar yapılıyor. Ve saldırıların içerisinde birçok uygarlıklar var. Ama daha sonradan da baş edemeyince bunun emirle o kapının söküldüğü ve o kapının parçalarının bazılarının bugün İskandinav dediğimiz ülkelere, bazıları dünyanın başka yerlerine ama bazılarının da
Anadolu topraklarında bazılarında Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin oraya götürüldüğü söylenir. Ve hikayenin devamında derler ki bunu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Anadolu'ya evliyaların ilk kapısının açıldığı yerde bunu bir araya getiriyorlar. Ve bir araya getirdiklerinde sadece Piri Reis'e ve Evliya Çelebi'ye bunun hikmeti gösterilmiş. Yani kapıyı açınca başka yerlere gitme hikmeti gösterilmiş. Yani burada bir sırdan bahsediliyor. Bu efsanede de yine ahit sandığı var. Yine sırlanmış. Ama Bra Türkçeden gelen, elektromanyetik anlamına gelen eşik kelimesi ve karakol dediğimiz işte karakon, gizli güneş. Bu gizli güneşin o kısımda Mehdi Aleyhisselam'ın aslında geleceğe kapıyı müjdelediği bir yer. Çünkü biz Mehdi Aleyhisselam'ın hani bedenden bedene doğmak değil. Çünkü Ruhullah dediğimiz Hazreti İsa'ya, bak Ruhullah, ruhtan doğan. Ve ruhtan doğansa iki kişi var. Biri Hazreti Adem, biri de Hazreti İsa Aleyhisselam. Çünkü bedenden bedene doğmak, çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'a Allah Teala hani kün feyekün, ol dediği an kendi nefesinden, kendi nurundan üflüyor. Ama burada baktığımız zaman da işte Mehdi Aleyhisselam'ın bizim gibi böyle gelip de bu şekilde bir konuşma yapacağını değil, daha farklı bilinçlerin o Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sancağı altında toplayacağını ve buranın da Mescid-i Aksa ve bugünkü bildiğimiz Şam, İdlib, Hatay, bakın bir daha söylüyorum, Hatay, tarihte kilisenin ilk yapıldığı yer. Ve bu kısma biraz sonra girdiğiniz zaman orada ilginç şeylerin olduğunu, bugün de tarihlerde de ilginç şeylerin olduğunu görebileceğiz. Şimdi o üçgen benim için çok önemli. Ama bunun içerisinde Mezopotamya da var. Ama ahit sandığı bir kapı eşiğinde, bir elektromanyetik alanda saklandığı söyleniyor. Peki şekil bu mu? Ben şeklin bu olmadığını kendi fikrim yani, olaraktan, hissiyatım olaraktan biliyorum. Tarsus kazasında değil, Ayasofya'da değil, Hatay iddiaları çok vardır. Ama bunlar şu anda efsaneler. Bakın Ayasofya ile ilgili hocam şöyle bir şey var. Hani benim yine yaptığım araştırma. Ayasofya bütün dünyadaki dinler için çok önemli aslında. Mescid-i Aksa gibi çok önemli. Ve İngilizler Hazreti Davud'un soyundan geldiklerini açıklamak istiyorlar. Bunun için bazı hazırlıkları var. Bu hazırlıklar tek dünya düzeni içerisinde. İngiltere Kraliçesi'nin de bıraktığı bazı mektubatlarda zamanı geldiği zaman, çünkü hiçbir şey zamanı gelmeden mümkün değil, açıklanamaz ve çıkamaz ortaya. İşte Harry'nin yazdığı kitapta sünnet olayı, babasının sünnetli doğduğu, işte sünnetten gelme, sünneti bizde olduk gibi söylemleri. Normal ve, Mısır firavunlarının çocukları aynen öyle. Mısır firavunlarına dayanan yani. Ben zaten bunu hocam o kadar çok söyledim ki firavun soyundan geliyorlar. Firavunların yanında çalışan adamlar aynen olduğu öyle. Çok iyi bilinir. Yani aynen firavun soyu, firavun soyu tartışmalı bir konudur. İki ayrı görüş vardır ama firavun soyunda çalışan adamlar olup hırsızlık sonucunda Hazreti Musa ile beraber firavunluk dönemi yavaş yavaş kapandıkça oradan kaçanlar olduğu biliniyor. Bu çok derin bir konu, yine konuşuruz. Şimdi şu hahamın görüntüsünü verelim. Arkadaşlar ekrana bir getirsinler. Evet. Şunu bir dinleyelim. Bakın Kitapta Yazmaz YouTube kanalında özel bir bağlantıyla David Weiss neler söylemiş, izleyelim bakalım. Evet yani evet, kendi ağzını söylüyorlar bunu. Evet, bugün taze yaptık. Evet, montaj aşamasında geldi. Antisyonist hahamların bir araya getirilerek İstanbul'da bir kongre yapılması için bir çalışmamız var. Ama orada boş durmayarak New York'taki bağlantılar üzerinden görüşme sağladık ki milletimizin bilmesi gereken bir şey var. Karşımızda muharrep bir dinin savunucusu olan Yahudileri bu kez devlet kurmaya ikna etmiş olan Siyonist bir anlayışın vahşi yüzüyle karşı karşıyayız. Şu anda Yahudilerin kendi haham başlığı bir Rabbi ile görüşüyoruz. Bunların beyanatıyla Netanyahu bir kafirdir. Netanyahu artık bir Yahudi değildir. Çünkü Siyonist'tir. Yani 33'ü ver. Şöyle anlatabiliriz. İslam dininde nasıl ki zaman gayri İslami akımlar çıkmış ve bu akımlar nasıl küfre doğru adım adım gitmişlerse, Siyonistler de aynı şurada söylendiği üzere bir hakikat, olmayan bir şeyi varmış gibi Yahudilere ikna ettiler ve Yahudilere ülke vaat ettiler. Halbuki kendi kitapları bir ülkede olmalarını yasaklıyor.
Çünkü daha önce de bu programda ifade etmiştik. Evet. Kutsal topraklar orada değil. Aynı hahamın bir başka şeklinde aynı beyanatını göreceksiniz. Küfür ve Yahudiliği ortaya attılar diyor. Yani karşımızdaki Siyonist anlayış bir aydınlık getiriyor iddiası. Bakın, vaat edilen toprak iddiası Allah'a sırt çevirme ve onun azalması propagandasına kullanılan gerçek bir kavramdır. Yahudiliğe göre gerçek bir küfürdür diyor. Gerçek bir küfürdür bu. Yani bugün biz İslam dünyası olarak bunu biliyoruz ama bugün bütün dünyaya anlatmamız gereken şey şu. Antisiyonizm, Siyonizmin yanında bizim 32. aman çok sevelim diyeceğimiz bir şey değil. Ama bu adamlar teolojik olarak dinden çıktılar. Bakın, bu da daha önce Bush'un yapmış olduğu bir açıklamaydı. Hatırlarsanız Siyonizmin Birleşmiş Milletler 33'e 79 nolu kararıyla Güney Afrika'da giriştikleri olaylar sebebiyle zaten Birleşmiş Milletler tarafından terörize kabul edildi. Yani Hamas'a terörist diyen adama diyorum ki Birleşmiş Milletler 33'e 79 nolu kararla Siyonizm insanlık suçu olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla çok bugün ilginç. İsrail'in başında Birleşmiş Milletler'in hukukunu çiğneyen bir adam var ve burada da Baba Bush'un bir açıklaması var. Derhal bu karardan dönmeliyiz diyor. Dönemiyorlar. Sebebi Güney Afrika'da İsrail'in daha önce sömürgecilik döneminde evangelistlerle beraber adamları, Afrikalıları nasıl kesti? Geçen haftada Afrika'da Siyonist Federasyonu toplandı ve bakın ne diyor? Güçlü, özgür bir ülkeyiz. Bu nedenle diyor, Johannesburg'da İsrail bayrağı dalgalanmaktadır. Ve şimdi biraz ileride de şu diyecek. Siyonist olduğumuzu söylemekten gurur duyuyoruz. Ve korkacak hiçbir şeyimiz yok. Onların onayına ihtiyacımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz diyor. Bahsettiği ülke Güney Afrika. Ve Güney Afrika'da Siyonistler burayı ele geçirirken 500 binden fazla insanı zaten öldürdüler. Ve bu Birinci Dünya Harbi sonrasında içinde olmuş bir şeydir. Ve burada İsrail'i bir kez daha bölgenin tek demokratik gücü ve yine bölgede Putin'i ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir diktatör olarak yeniden adlandırma süreci var. Bunu neden gösteriyorum? Şunun için. Bakın sevgili gençler, her yerde davalarını anlatmaktan santimetre çekilmiyorlar. Ya. Ama bugün bizim insanımız, bizim gencimiz bugün bu olaylar geçtiğinde ne yazık ki unutacağız. Ama Gazze bu işi 75 yıldır bu çileyi çekiyor. Bugün değil. Yani bugün Gazze'den çekilseler de, bu savaş bitse de 27. ve bu saldırı bitse de bizim bundan vazgeçmememiz gerektiğine dair bir işarettir bu. Ve bakınız, Osmanlı döneminde Kudüs'ün Şam kapısında var olan şu ay yıldız bütün hakikati bize gösteriyor. Evet, evet, tam üzerine bu geldi. Şimdi bir şu kuzey ışıklarını görelim, sonra Barış Manço'yu yapalım. 31'i verin arkadaşlar. Kuzey ışıkları Türkiye'de görüldü. Çok ilginç. Tabii biz hep kuzey ışıkları turu düzenleyenlere, hatta selam olsun bizim Onur Çağınaygün vardır. İsveç'te kuzey ışıkları turu düzenliyor. Hep gıptayla bakardık. Kuzey ışıkları evimize geldi. Ordu, Van, Tekirdağ, Balıkesir, İstanbul'dan da gözüktü. Elbette bunun bir açıklaması var ama insanlarda biraz korku gibi bir şey de oldu. Allah, yani bir şey mi olacak gibilerinden Ercan Hocam. Yani bu konu aslında benim yine uzun süreden beri araştırdığım ve birçok zaman ekranlarda anlatmaya çalıştığım bir şey. CERN projesi, yani Tanrı parçacığı dedikleri bir çalışmayı, her ne kadar da bu şehir efsanesi gibi bazı kişiler tarafından algılansa da bizim istişaremiz ve o konuda bizim yanımızda bizden beraber araştıran insanların desteklediği bir olay ve bu geçtiğimiz bir zaman içerisinde Haziran'dan itibaren CERN projesi harekete geçirildi. Veya bu harekete geçirilen şey şu, Elon Musk'ın uydularını da işin içine alın. Çünkü adamın hedefi zaten öyle az buz değil. Yani milyonlarca uyduyu gökyüzünde tutmak. Şimdi bu bir görsel şov. Şimdi korku dediniz işte. Bakın korku. İnsanlar endişe, korku, kaygı üzerine yaşıyorlar şu anda. Bunu gördüğünüz anda, gökyüzünü böyle gördüğünüz anda direkt kıyamet alametleri konuşulsun. Direkt dünyanın sonu geliyor. Ya arkadaşım, 1400 yıldan beri konuşan insanların hiçbir tanesi şu anda yaşamıyor. Kıyamet dediğiniz zaman Allah Teala'nın emri dışında, Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'in net olan ayetlerinin dışında şu anda bizim için şunun
hiçbir anlamı yok. Benim için yok. Yani bunu ben, Rabbim bak bize kıyameti gösteriyor. İşte Müslüman ülkelerde ve dünyada bak bu tür kuzey ışıkları gözüküyor. Gül şeklini almış, şöyle almış. Onlar öyle iyi kullanıyorlar ki aslında tam da Siyonistlerin işi. Yani ben şunu söylüyorum. Onları destekleme projesi içerisinde yapılmış olan bir şey. Çünkü neden? Zafiyetimiz, biz inancı çok kuvvetli olan bir toplumuz. Dünya üzerinde Türk toplumundan daha inancına sahip çıkan ve bu kadar kültürüne ve inancına sahip olmuş olan başka bir millet tanımıyorum. Yok. Gerçekten yok. Hani bugün bir kiliseye giden insanda da bunu net görebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, bir Yahudi'de görebilirsiniz ama Türk milletinin şu anda soktukları bizim nifak tohumları, bu ne anlamda söylüyorum? Bakın ta Emevilere gidin. Emevilerle Siyonistler birbirine çok yakın kültürlerdir. Ama bizim işimize girdiği zaman bütün kültürel yapımızı bozmak için girdiler. Allah'a olan inanç dediğimiz zaman teslimiyettir. İman, itikat, ilim. O zaman imanımız varsa, yani eminliğimiz varsa, itikatimiz varsa ilim onları anlayabiliriz. Şimdi buradaki ilim anlamak için... Ya korkma için diyorsunuz hocam. Bu korkulacak. Bak benim fikrim korkulacak arkasından bir şey deprem değil. Olunca üç tane şimdi ona bağlandık. Şimdi harp şimdi teknolojisini de anlattım. Efendime söyleyeyim, bu sırf benim anlattığım bir şey değil. Bugün bizim Milli Savunma Bakanlığımız da gayet bu harp teknolojisinin hem teknolojik anlamda hem de harp silahlarını ne şekilde kullandıklarını bazı gazetelerde, bazı sosyal medya ortamlarında gördük. Yani bunlar şehir efsanesi olmadığını da insanlarımız tabii, tabii da gördü. Artık biliyor. Harp teknolojisiyle alakalı. Ama kuzey ışıkları dediğiniz şey bu kuzey ışıkları değil. Bakın daha yeni Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık. Bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce şu anda senin bu programda olsaydık hocamızla beraber, gökyüzünde bazı figürler görüyor olsaydık ve ben de burada deseydim ki efendim onlar drone. Drone kimse bilmiyor. Ama drone deseydim, o şekiller, şemaller öyle çıkıyor. İnsanlar yine diyecektik ki Ercan hocam ne diyor acaba? Çünkü bu 15 sene önce kimse drone'unu bilmiyorduk ya da 20 sene önce. Bu da CERN projesinin insanların üzerine sahte bir kıyamet getirip, kendi projeleri içerisinde sahte bir Mehdi'ye inandırıp tek dünya düzenini hem vur hem de kahramanı kendi içerisinden çıkar. Bunun arkasından daha gelecek, merak etme. Daha sadece var diyorsun ışıkları, hocam. Daha kuzey ışıklarından sonra başka onların sahte 28. alametleri çıkacak. Şimdi son 5-6 dakikamız Trump'ı izleyelim itirafını, sonra Barış Manço bitireceğiz. Eyvallah. Trump çok ilginç bir itirafta bulundu. Bir izleyelim bakalım ne demiş. Evet, Trump diyor ki İran'ın bizim üstümüzü vurduğu olay tamamen bir kurmacaydı. Bizi aradılar, önceden atacaklarını söylediler. Biden'ın gidişinden önce Trump'ın gelme ihtimali üzerine Türkiye ile İran arasındaki çatışma için bütün zeminin beyanat. Kesinlikle. Yani haber veriyor ve bir yandan da fişekliyor. Aynı akşamda İran biraz önce gösterdiğimiz görseli yayınlıyor. Hadi Türk Büyükelçiliklerine yürüyün, Türkiye İsrail'e destek verin yayın yapıyor. Aynı günlerde Hamas, ana muhalefet partisinin yeni başkan adayı tarafından önce adayken terörist ilan ediliyor. Sonra da ilk yaptığı açıklama ana muhalefet partisi başkanı hadi sokaklara diyor. Şimdi bütün bunları bir arada düşündüğünüz zaman Türkiye ile İran arasındaki bir gerginlikten başka bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni bu beladan kurtarabilecek hiçbir şey geriye kalmadı. Hmm. Ve bugün de bu yayına girmeden önce Irak'taki üsleri vurulmaya başlandı yine İranlar tarafından. Yani sorulması gereken soru şu, Sayın Trump'a tekrar sormak lazım. Bu akşamki gerçek mi, sahte mi? Evet, değil onu mi? Bir yani öğrenelim. Her şey tiyatro o zaman. Heh. Obama için de biliyorsunuz DAEŞ'i kurduğunu beyan etti. Sağ olsun biz söyleyince olmuyordu. Hukuken kendileri beyan etmiş oldular. Ha tabii bugünlerde bizim için bu manayı ikiye ayırmak gerekiyor. Biz İran milletiyle düşman değiliz ve olamayız. İki, Şia'nın sapkın kollarının dışında sadece Ehl-i Beyt'e duydukları aşkın büyüklüğü sebebiyle farklı dillerde ifade edilme çabası var. O çabayı da bugünlerde farklı şekillerde kaşıyanlar yine günün sonunda bu savaşın içinde göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Bu savaşın olmaması için inşallah elden gelen her şey her zeminde yapılacak. Çünkü biz İran milletine düşman değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı reisiyle de görüştü. Düşman olduğumuz gerçeklik Perslerin anlayışıyla. Ve bu adamların Şia'nın bir bölümünü kullandıkları aşikar ama günün sonu geldik ve yaklaştıkça
değişecek sınırlar var. İran 3'e bölünecek. Bu yaşanacak bu topraklarda. Çünkü daha fazla bu sistematiği İran halkı kaldıramıyor. Yani çelişki var. Siz bir yandan Ehl-i Beyt'i anlatıp bir yandan İsrail'e destek olamazsınız. Bunların ikisi birbirine çok zıt. Dolayısıyla dönüp geliyorsunuz ve şurayı görüyorsunuz. Trump bu söylemiyle Türkiye ile İran arasındaki diplomatik krizin altına odun atmaya çalışıyor. Türkiye ile İran'ı savaştırma mevzuu hep FETÖ'nün çok yıllarca kaşıdığı bir mevzuydu. Evet, bu yani ama çok... kaşıntı enteresandır. Çünkü Enes Kanter'in de biliyorsunuz son zamanlarda Yahudi ajanslarına yapmış olduğu, Yahudi okullarına yapmış olduğu ziyaretler ve onların her seferinde İran düşmanlığını çok zirvede tutma çabaları. Bunu asla unutmayın. Yani bir insanın bir anlayışa düşman olması başka bir şeydir. Çünkü İslam'ın hakikati dört büyük halifenin hiçbirine hiç kimse dil uzatamaz. Ama bunu uzatmayanların varlığı da var Şia'nın içinde. Türkiye'de onu anlatmıyorlar. İran'daki Türkleri de anlatmak zorundasınız. İran'daki bu anlayışı anlatmak zorundasınız ki Türkiye'nin burada yaptığı en büyük hamle. Yine söylüyorum sevgili izleyiciler, mutlaka ziyaret edin. Topkapı'da kutsal emanetlerde Hazreti Ali Efendimiz'in sarığının, Hazreti Hasan Efendimiz'in sarığının gün yüzüne çıkarılması çok açık bir mesajdır. Çünkü bu ibareler size ait değil. Bunlar bize ait olan şeyler. Hepimize ait olması kaydını unutturarak çatışma zeminine götürüyorlar. İşte biraz önce kıyamet falan konuştuk ya. Hakikat bugün İslam dünyası aslında kendi kıyametini yaşamakta. Bu kıyametin içinden bir çıkış olabilmesi ise bizim gencimizin uyanışıyla alakalı bir şey. Ve o uyanışın içinde oynanan oyunları anlamak, reçetelerini uygulamak ve karşısında bir veto, bir duruş, bir insaniyet gerektiriyor. Ve bunları ortadan kaldırarak sizler aslında bugün o kavgayı tetiklemeye çalışıyorsunuz. Peki şimdi Ercan Hocam, Barış Manço'nun 2024 şarkısını verin. O sözsüz bir müzik. Ercan Hocam bu Barış Manço mevzusunu bence açıkla hocam. Verin sesini, verin müziğin. YouTube'da böyle detaylı daha anlatabilir misin bize? Anlatırım tabii ki. Yani bu canlı yayına sığmayacak uzunlukta bir şey çünkü. Ama YouTube'da yapalım bunu. Yapalım. Ne var ne yok izleyicilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Sürenin sonuna geldik. Sözü de yarıda kesmiş olduk ama istiyorsan son cümleyi ver hocam orada. Son cümle şu aslında. 2024'ü işaret ettiği yerde bu parçanın iki dörtlük vuruş dedim ya. Altıya tekamül ediyor. Altı köşeli yıldız. Ve aynı zamanda da bu parçanın süresi de 6 dakika 6 saniye. Hani burada bir virgül koyayım ben, sırlayayım. Ama daha sonrasında açıklayacağım ve Tesla'ya ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında 1936'daki Hatay'a işaret ettiği yeri de bu şarkının içerisinde gizli olaraktan karşımıza çıkacak. Bunu tamam, tek bunu, tek çıkaracağım. Bunu YouTube'da yapalım. Uzun ve matematiksel bir işlem. Çok teşekkür ediyoruz Ercan Han Düşünmez hocamız bizlerle birlikteydi. Adı abi çok teşekkür ediyoruz. Son cümle. Son cümle. La feta illa Ali illa Seyfe illa Zülfikar diyeyim. Sona gelmiş olalım. Başka bir gün eyvallah konuşuruz. Eyvallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Adı abi. Efendim programımızın sonuna geldik bu haftada. Haftaya yine saatler 23.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.